Son dakika Fatih Camii'nde cami imamına ve öğrencisine saldırı oldu. Çok tuhaftır. Bundan bir hafta önce Muhalif Gençlik isimli bir Twitter hesabı en delikanlınızı Fatih Camii'nin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olun diye bir ifade kullanıyor. Bu tipleme Ümit Özdağ'ın peşinde giden tiplemelerden bir tanesi. Yine Ümit Özdağ bir camiye gelip cuma namazında camide provokasyon yapmıştı. Yine Ümit Özdağ'ın zehirlediği bir zihin geçtiğimiz günlerde tevhid bayrağını taşıyan vatandaşımıza saldırmış. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer sözüm ona muhalefet partileri onu desteklemiş. Çocukça, pişman gibi ifadeler kullanmıştı. An itibariyle biz şunu görüyoruz. Camide cemaatimiz güvende değil. Bununla alakalı çok ciddi tedbirlerin alınması lazım ülkemizde patır patır Mosat ajanları yakalanırken şu süreç içerisinde ben Mosat'la görüştüm diyen sözde siyasi bir partiye genel başkanlık yaptığını iddia eden tiplemenin de Mosat'la görüştüğünde ne görüştüğünün hesabının sorulması lazım. Günlerdir sürekli işlemekte olan bir provokasyon süreci görüyoruz. Dediğimiz gibi en son camide cami imamlarının cemaatin Hayati tehlikesinin oluşacağı bir noktaya ulaştık. Geçtiğimiz günlerde tevhid bayrağını taşıyan vatandaşımıza saldırıyı gerçekleştiren kişinin mahkemesine yine bu Ümit Özdağ ve etrafında ne ödü belirsiz tiplemeler gittiler. Bağıra bağıra, çığra çığra adeta mahkeme salonunu provoke ettiler. O kadar ses etmemize rağmen. İlgililer bununla alakalı gereğini yapmadınız. Şimdi böyle bir hadise yaşanıyor. Bu hadiselerin hep ortak bir noktası var. Birileri, ben başta Ümit Özdağ'dan bahsediyorum, adeta zehirli bir topaç gibi etrafa çarpa çarpa çocukları zehirliyor. Anneler, babalar uyanık olun, dikkatli olun. Birilerinin çocuklarınızı sömürmesine müsaade etmeyin. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Birileri ülkemizde adeta provokasyon üstüne provokasyon planlarken evlatlarımızı oyunlarına alet etmeye çalışıyorlar. Ümit Özdağ'ın ailesinin ne durumda olduğundan haberdar değilim. Acilen birilerinin buna sahip çıkıp gerekli tedaviyi yaptırması lazım. Bu artık ciddi bir sorun olmaya başladı. Vatandaşlarımızın can güvenliğinin camilerde sağlanabilmesi için de bu nefret ortamını oluşturanlara gerekli müdahalenin yapılması lazım. Ancak tekrar hatırlatacağım tevhid bayrağını taşıyan, üstünde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah yazan, bayrağı taşıyan vatandaşımıza saldırı gerçekleştikten hemen sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kalkıyor açıklama yapıyor. Çocukcağız pişman. Aylar önce bir genç 17 yaşında Atatürk fotoğrafına terbiyesizce hareketler yaptı. Hapse girdi. Hiç kimse kalkıp demedi ki Çocukcağız pişman şöyleydi böyleydi. Hiçbir yetkili böyle bir ifadeyi söylemedi. Burada bir vatandaşa fiili bir saldırı söz konusu e, o zaman özgür özel. Yarın sana da birisi aynısını yapsa biz de diyelim çocukcağız pişman. Böyle bir şey yok. Bu kabul edilemez. İşte bu hadiseler, o mahkeme salonundaki numaralar, o elemanların o şekilde dışarı çıkışı böyle bir tehdidi oluşturur. Son kertede şunu söyleyeceğim. Anneler babalar sahip çıkın. Dikkat edin özellikle bizim gözümüzün önünde böyle bir hadise cereyan edecek olursa en sert, en net şekilde fiili memurluk görevini pek çok vatandaşımızda biz de anında yaparız. Bunların eline çocuklarınızın düşmesine müsaade etmeyin. Bırakın bunlar ülkenin vatanseverlerinin önüne düşeceklerse düşsünler. Dikkat edin. Patır patır Mosad ajanları yakalanıyor birilerinin Starbucks milliyetçilerinin kime hizmet ettiğini söylemeye gerek yok. Starbucks'a gidip orada saçma sapan ifadeler kullanan tipleme de bellidir. İşte buna baktığımız zaman buradan meselenin nereye dokunduğunu görüyoruz. Ama adli makamlar ve İçişleri Bakanlığı'nın çok keskin ve net bir tavır sergilemesi lazım. Hususiyetle adli makamların gereğini çok keskin bir şekilde yapması lazım. Asla müsamaha göstermemesi lazım. Çünkü bu süreçlerin içerisinde gösterilen müsamahalar çok ciddi çatışmaların, çok ciddi bir kaosun oluşmasına sebep olur. Bunun farkında olalım, bilincinde olalım ve Ümit Özda artık milletin çocuklarının üstünden elini çek. Bu tipleme daha önce şu ifadeyi kullandı seçim yaşı, seçme yaşı 12 olsaydı biz iktidarız. Çocukları hedef aldığını bu kadar net bir şekilde ifade etmiştir. O yüzden anneler babalar dikkat edin ve ilgililer, yetkililer. Başta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Buranın kapatılması. Çünkü bu bir siyasi parti olmaktan çıkmıştır. Kapatılması için hukuki noktada ne gerekiyorsa yapmanızın elzem olduğunu hatırlatmak isterim. Memleketimizde huzurun, birliğin, dirliğin güçlü bir şekilde ilerlemesi için milletimizin değerleri üstünden kaos çıkarmaya çalışanlara karşı bu ülkenin vatanseverleri hep birlikte omuz omuza hareket etmeye devam edecektir.